Bu dersimizde müzekker müennes konusunu ele alacağız. Türkçe'de müzekker müennes yani erkek ve kadına yönelik ifade tarzında bunları ifade etmede bir farklılık yok. Ama genelde İngilizce bilir insanımız az da olsa. He, she nasıl ki işte bayanla alakalı she kullanılıyor, erkekle alakalı he kullanılıyor. Bu daha ileri boyutta Arapça'da var. Ve Arapça'da mesela gale dedi erkek için, galet müennes bayan için. Veya o anlamında huve erkek için, hiye bayan için. Ve Kur'an-ı Kerim'i okurken müzekker müennes gerçekten dikkat çekici boyutta var. Ve Kur'an-ı Kerim'deki veya genel anlamda Arapça'daki müzekker müenneste şöyle bir incelik var. Bir kısım müennesler dişi anlamında değil. Mesela ateş veya arz veya güneş. Bunlar da müennes kabul ediliyor. Veya rüzgar. Bunların erkeklik dişiliğinden ziyade böyle olduğu kabul edilmekte ve kullanım olarak da müennes olarak kullanılmakta. Bu açıdan bunları ayrıca bilmek gerekiyor. Ama müennesin de bir takım alametleri var ve o alamete göre müennesleri tanımak kolay. Müennes olmayanlar müzekker demektir. Bundan dolayı kitaplarda müennes olanlara dikkat çekilir, geri kalanın müzekker olduğu nazara verilir. Ben bu derste doğrudan Kur'an üzerinden örneklerle bunu anlatmış olacağım. Mesela Allahu Teala Hazreti Musa'nın annesiyle alakalı şöyle bir durumu bize anlatıyor. Ve evhayna ila ümmi Musa, Musa'nın anasına vahyettik. Burada vahiy ilham anlamında. En ardıihi, onu emzir. Burada ardıihi, kırmızı olarak gösterdiğim, müennese hitap şeklidir. Emzir anlamına geliyor. Feizâ hifti aleyhi, ona zarar geleceğinden kaygılandığında hafe korktu demek. Hafe aleyh bir şey üzerine korkmak, endişe etmek. Ve izâ hifti aleyhim, onunla alakalı endişelendiğinde fe'elgîhi fil yemmi, onu denize veya parantezimizdeki ifadeyle Nil nehrine bırak. Burada hifti ama erkek için kullanılsa hifte. Elgı erkek için ye olmaksızın kullanılıyor. Müennesle alakalı bu şekilde kullanılmakta. Ve la tehafi ve la tahseni devam ediyor. La tehafi korkma. Erkek olsaydı la tehaf olacaktı. Ve la tahseni ve üzülme. Erkek olsaydı la tahsen olacaktı. Bunların örnekleri ve çekimleri ileride gelecek. Dolayısıyla şu an tek tek bunları ezberlemek gerekmiyor. Sadece varlığını şu an fark etmemiz yeterli. İnna biz radduhu geri döndüreceğiz onu. İleyki sana. İleyki ki burada müennesi hitap etmekte. Yani Musa'nın annesini. Eğer babası olsaydı ileyke olacaktı. Ve cailuhu onu kılacağız. Minel Murselin, peygamberlerden, elçilerden kılacağız. Devamı yine ayetlerin devamı da bu aynı manaları görmekteyiz. Feltegatahu onu aldı, sahipsiz görüp aldı. Ali Firavun, Firavun hanedanı, Ali Firavun. Liyekuna lehum aduven ve hazenem, İşte kendilerine düşman ve keder olacak çocuğu sahipsiz görüp aldı. İnne firavne, gerçekten firavun ve hemen, Haman da onun veziri ve cunudahuma ve bu ikisinin askerleri, cunut askerler, kanu hatiin, gerçekten yanılıyorlardı. Burada müennes görmemekteyiz. Ve kıssanın devamında Firavun'un hanımına yer veriliyor ve şöyle anlatılıyor.
Ve galet imraatu firavun. Firavun'un hanımı dedi. Onu sandıktan çıkarınca şöyle dedi. Yani Musa'nın bu şekilde ilahi icraatla Firavun'un sarayına doğru yönlendirilmesi var. Bir sandığa konuluyor ve sular onu Firavun'un sarayına kadar götürüyor. Ama ilahi bir icraat olarak. Ve Firavun'un hanımı Asiye çocuğu görünce çok seviyor. O zaman Musa daha kundakta, çocuk durumunda. Firavun'a diyor ki, Gurratu aynin li velek. Bana da sana da göz aydınlığı bir çocuk. La taktuluhu, onu öldürmeyin. Asa en yenfa'ana, umulur ki bize faydası olur. Yenfa'ana, menfaat. Ev nettehizehu velede, ya da onu evlat ediniriz. Ve hum la yeş'urun, oysa ki onlar olacak şeyin farkında değillerdi. Ve devamını Kur'an bize şöyle anlatmakta. Ve asbaha fuadu ummi Musa fariga. Musa'nın annesinin gönlü bomboş kaldı. Yani ne yapacağını bilmez vaziyette evladı gitmiş durumda. İnkadet letubdi bihi, neredeyse bunu açıklayacaktı. Levle en rabetna ala galbiha, kalbine bir güç vermeseydik, litekune müminin, minel müminin, müminlerden olması için kalbine güç vermeseydik, neredeyse bunu açıklayacaktı. Burada kırmızıyla gösterilen kısımlar müennestir. Hazreti Musa'nın annesiyle ilgili durumları anlatmaktadır. Ve galet li uhdihi, Musa'nın annesi Musa'nın kız kardeşine dedi. Gussihi, onu takip et. Gussihi, kıssa, kıssa. Kıssada da ardı ardı anlatılır ya, takip eder olaylar birbirini. Böyle bir alaka var. Onu takip et dedi. Fe basurat bihi an cunubin, o da böyle uzaktan Musa'yı gözetledi. Ve hum la yeş'urun, onlar farkına varmadan. Yani öyle anlaşılıyor ki Nil Nehri boyunca Musa'nın kız kardeşi de acaba neler olacak diye o sandığı takip etmekte. Ve harramna aleyhil meradiya min qabl, daha önceden, daha ilk günden ona, yani Musa'ya süt anneleri haram kıldık. Harramna, haram kıldık. Yani haram kendini orada gösteriyor. El meradiya, süt anneler. Süt anneleri ona haram kıldık. Ve burada ayetin devamında, ayetlerin devamında Musa'nın kız kardeşinin sözü var. İşte onlar çocuğu aldıklarında saraya uğruyor ve diyor ki fegalet, dedi ki hel edullukum, size tavsiye edeyim mi? Edullu, delalet etmek, delil olmak, rehberlik yapmak. Ala ehli beytin, bir hane halkına. Ehli beyt Türkçe'ye de geçmiştir. Daha çok peygamberimizin mübarek nesli anlamında kullanılır. Ama kelime anlamı itibariyle ehli beyt hane halkı demek. Yekfulunehu lekum, onun bakımını yapacak sizin için. Ve hum lehu nasihun, hem de ona iyi bakacak. Nasih, hayır hahı, güzel bir şekilde onunla ilgilenecek bir aileyi, bir hane halkını size haber vereyim mi? Feradednahu, böylece biz onu, yani Musa'yı çevirdik. İle ummihi, annesine, key tegarra aynuhe, ta ki gözü aydın olsun. Ve la tahzen, ve üzülmesin. Ve li talem, bilsin. Enne vaadallahi hak, Allah'ın vaadinin hak olduğunu bilsin diye biz onu annesine geri döndürdük. Tabii tefsir olarak burada ele almıyorum. Sadece kısa meal verip geçiyorum. Ama bunların tabii her birinin uzun açıklamaları yapılabilir. Bunlar tefsir kitaplarından istifadeyle halledilebilir. Peki isimlerde müenneslik alametleri nelerdir? Onları ifade edelim.
Bunlardan bir tanesi ta-i te'nis. Mesela şecaratün kapalı te. Buradaki sondaki kapalı te mühendislik alameti. Buna ta-i merbuta da deniliyor. Elif-i memdude uzun elif. Sahra-u falan derken kullanılan bir ifade. Beyda-u derken kullanılan bir elif. Bu da mühendislik alameti. Elif-i maksure kısa elif. Mesela mühendis ismi olarak Kübra gibi isimler kullanılır. Kübra sonundaki Y ile gösterilir. Mühendislik alametidir. Kur'an'dan bunu görmeye çalışalım. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zakkum ağacından bahsedilir. Türkçe'de daha çok bu zıkkım olarak bilinir. Mesela içki içene zıkkım içesice gibi ifadeler kullanılır. Kur'an'da zakkum olarak ifade edilmiştir. İnneha şeceratun, o bir ağaçtır. Şecara ağaç. Tün mühendislik alameti. Tahrucu çıkar. Fi aslil cahim. Cehennemin bir nevi ortasından oradan çıkan bir ağaçtır. Tabii cehennem bir hapishane görevi görmekte ve böyle bağlık bahçelik değil. Cayır cayır yanan çöl misali ama çöl gibi de değil, çok daha dehşetli. Ama oranın da kendine münasip bir şekilde demek ki ağacı var. Buna zakkum ağacı denilmiş. Burada bizi ilgilendiren, konumuz itibariyle ilgilendiren kelime şeceratün, buradaki kapalı te mühendislik alametidir. Diğer ayet messetumul be'sâ'u ve darrâ'u. Burada be'sâ'u derken uzatan elif var. Elif-i memdude. Darrâ'u derken yine uzatan elif var. Bunlar mühendislik alameti. Bundan dolayı da fiil müennes olarak geldi. Messe dokundu anlamında. Meshetmek denilir ya. Mesler üzerine mesihte bulunmak belki çağrışım yapabilir. Onlara dokundu. Ama burada messet müennes kalıbıyla gelmiş. Neden? Be'sa'u ve darra'u, bunlar müennes olduğundan dolayı. Mana itibariyle ise çetin darlıklar, sıkıntılar onlara dokundu. Elif-i maksureye örnek El Kübra. Kübra Türkçe'de kız ismi olarak kullanılır. Büyük anlamında. Bir nevi büyük kız gibi düşünülebilir. Hazreti Musa Firavun'a gidiyor. Fe'erahu, ona gösterdi. El ayetel kübra, en büyük ayeti, en büyük mucizeyi Hazreti Musa Firavun'a gösterdi. Burada el ayetu sondaki T mühendislik alametidir. Devamında onun sıfatı olarak gelen kelime de mühendis olarak geliyor. Kadın isimleri velev böyle erkek görünüşlü de olsa yine kadın olarak kullanılır. Yani bu bir nevi hani kadının saçının kısa olması gibi bir durum. Normalde erkeklerin saçı kısa. Ama kadının saçı kısa olduğunda kadın yine kadındır. Uzaktan bakıldığında erkek zannedilebilir ama hakikatte kadındır. İşte Meryem ismi bu şekilde. Meryem'de herhangi bir dişilik alameti yok. Ama kız ismi olarak kullanılan bir isimdir. Ve Kur'an-ı Kerim'de hem bir sure ismidir hem de Hazreti Meryem'in adıdır. Ve izgâletil melâiketu, hani melekler şöyle demişti. Ya Meryem, ey Meryem, innallâhe, şüphesiz Allah, istafâki, seni seçti. Burada istafâki, müennes için kullanılıyor. Erkek olsaydı istafâke olurdu. Ama Meryem kız olduğu cihetle istafâki oldu. Uht gibi kelimeler. Anne demek. Uht kız kardeş demek. Dişi varlıklara delalet eden isimler de muannestir. Mesela la tudarra validetun bi velediha.
çocuğu sebebiyle hiçbir anne zarara sokulmasın. La tudarra, darra zarar. Dat harfi yerine z düşünsek zararı görebiliriz orada. Validetun, valide. Türkçe'de valide kullanılıyor. İşte bizim valide şöyle yaptı, böyle etti. Kullanılır. Veled de kullanılır. Hiçbir valide veledinden dolayı, çocuğundan dolayı zarara sokulmasın. Veled, bi velediha. Ba harfi cer. Geçen derslerimizden birinde gördük. Bundan dolayı veledi oldu. Bunu etkiledi. Hareke olarak etkiledi. He de zamir. Müennes olarak valideye raci. Yani hiçbir anne çocuğu sebebiyle zarara uğratılmasın. Türkçe'de veled kelimesi biraz argo gibi sanki kullanılıyor. Çocuk anlamında kullanılıyor ama velede bak denildiğinde pek de iyi anlamda sanki kullanılmıyor. Halbuki Arapça kullanımda hiçbir sıkıntı yok. Arapça kullanımda Türkçe'de çocuk dediğimiz kelimenin karşılığıdır. Hazreti Meryem'le alakalı, işte Hazreti Meryem kavmine kucağında İsa'yla çıkıyor. Evli bir kadın değil. Malum Hazreti İsa babasız dünyaya geldi. Meryem'e üflenen bir ruh. İnsanlar şaşırıyorlar ve Meryem'e diyorlar ki مَا كَانَ اَبُوكِ senin baban değildi. اِمْرَأَ سَوْءٍ kötü bir adam değildi. وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ annen de değildi. Bagiye, iffetsiz bir kadın değildi. Yani burada kelimesi muannestir. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de görmekteyiz. Öte yandan ayın, üzün gibi kelimeler, ayın göz demek, üzün kulak demek, vücudun çift organlarının isimleri, bunlar da müennes kabul ediliyor. İşte Hazreti Musa ile alakalı Hazreti Musa'ya olan nimetler anlatılırken feracaneke ila ummike ey Musa biz seni annene geri verdik key tagarra aynuha gözü aydın olsun diye ve la tahzene ve üzülmesin diye kederlenmesin diye biz annene seni geri verdik. Yani Hazreti Musa Firavun'un sarayında büyüdü ama annesinin sütüyle beslendi. Başka bir ayet. Burada üzün kelimesini görmekteyiz. Üzün kulak demek. Üzünün vaiye anlayan kulak. Duyarlı olan kulak. Linecealeha lekum tezkiraten ta ki bunu sizin için bir uyarı yapalım. Ve taiyehe ve bunu anlasın. Üzünün vaiye can kulağıyla dinleyen duyarlı kulak bunu anlasın. Burada üzün kelimesi müennestir. Bundan dolayı vaiyetün bunun vasfı, sıfatı müennes olarak geldi. Öte yandan rüzgar ve ateş isimleri gibi bazı isimler bunlar da yine müennes olarak kabul edilir. Fesahharna lehu riha burada rih rüzgar anlamında lehu ona anlamında zamir Hazreti Süleyman'a raci. Biz de rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik. Onu, yani rüzgarı Süleyman'a musahhar kıldık. Tecrihi esiyor. Bir emrihi emriyle, Süleyman'ın emriyle yani rüzgar Süleyman'ın emriyle esmekte. Ruhaen haysu esabe. Onun istediği yöne rüzgar esmekte. Bunun keyfiyeti nedir? Ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Yani Hazreti Süleyman havaya bindi. Yani işte çok uzak mesafelere günümüzde balonlarla gidilmesi gibi, uçakla gidilmesi gibi bu şekilde gitti. Kur'an-ı Kerim bunu rüzgarın musahhar kılınması şeklinde bize anlatıyor. Tefsirlerine ayrıca bakılabilir. Rih kelimesi rüzgar demektir. Ve kendisinden sonra gelen tecri rüzgarla alakalı bundan dolayı müennes olarak gelmiş. Ateş kelimesi de altta gördüğümüz ateş kelimesi o da müennestir. Yahudilerin
kendilerine özel bir görüşlerini, inanışlarını anlatıyor. Ve galu dediler ki Yahudiler, len temessenen naru, ateş bize dokunmaz, dokunmayacak. İlla eyyamen madude, sayılı günler dışında. Sayılı günler dışında cehennem ateşi asla bize dokunmaz dediler. Burada nar, işte bununla alakalı fiil de messe yemessu, müennes olduğundan dolayı temessu şeklinde kullanılmış. Burada Türkçeden hatırlayabileceğimiz kelimeler nar, ateştir, nar-ı cehennem, nar-ı cahim, camilerdeki vaazlarda falan kullanılır. Cenab-ı Hak nar-ı cahiminden bizleri azat eylesin denilir. Nar-ı cahim, cehennem ateşi. Eyyam, yevm gün demektir. Eyyam bunun çoğuludur. Madut sayılı demek. Madut adetten geliyor. Adetli. Biraz dikkat edilse kelimenin manası görülebilir. Öte yandan nefis, arz, güneş bu gibi bazı isimler de yine müennes kabul edilir. Mesela nefisle alakalı وَمَا تَدْر۪ي نَفْسٌ, hiçbir nefis bilmez. مَاذَا, neyi? Teksibu, kazanacak. Gaden, yarın. Hiçbir nefis yarın ne kazanacağını bilmez. Burada nefis müennes olduğundan tedri geldi. Yoksa yedri gelirdi. Mâdâ teksibu derken erkekle alakalı kullanılsaydı yeksibu olacaktı. Ama nefis müennes olduğundan teksibu geldi. Gaden yarın demektir. Kur'an'da az sayıda geçen kelimelerden birisi. Ama günlük hayatta dün, bugün, yarın sıkça kullandığımız kelimelerdendir. Nefisle alakalı Allah-u Teala cennete alınacak nefse şöyle hitap ediyor. Ya eyyetüen nefsül mutmainne, ey nefsi mutmainne, ey itminana eren nefis. Burada en nefs müennes olduğundan onun sıfatı mutmainnetu müennes olarak geldi. İrci'i ila rabbiki, irci'i dön. İla rabbiki, Rabbine. Ama mesela biz bir erkeğe demiş olsaydık Rabbine dön, irci ila rabbike diyecektik. Müennes olduğundan dolayı irci'i ila rabbiki deniliyor. Radiyeten mardiyye, o senden razı, sen ondan razı olarak, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Fedhuli fi ibadi, has kullarımın arasına dahil ol. Udhuli, gir. Fi ibadi, kullarımın arasına. Vedhuli cenneti, cenneti, cennetim anlamında. Ve cennetime gir. Arz kelimesi müennes kelimelerdendir. Mesela ayette şöyle geçiyor. Yevme tubeddelul ardu gayrel art. O gün arz başka arza çevrilir. Yani kıyamet koptuğunda yeryüzü çok değişecek. Ve teral arda hamideten, arzı kupkuru görürsün. Yeryüzünü kupkuru görürsün. Bu da yağmur yağmazdan önceki durumla böyle bereketli bahar yağmurları yağdığında arzda görülen değişiklikler. Fe izâ enzelnâ aleyhel mâe, ve biz üzerine su indirdiğimizde, yağmur yağdırdığımızda ihtezzet, yeryüzü ihtizaza gelir. İhtizaz böyle sarsılmak, harekete geçmek. Ve rabet, rabe kabarmak, kabarır. Ve embetet, embetet nebat, nebat bitki demek, embete bitirdi. Ve embetet bitirir, min külli zevcin behiç, her güzel çiftten bitirir. İşte baharda bunu net bir şekilde görmekteyiz. Bir de güneş, şemsu tecri, güneş akıp gider. Burada şems müennestir. Bundan dolayı peşindeki fiil yecri olarak değil de tecri olarak gelmiştir. Le müstagarrin lehe, kendi yörüngesinde akıp gider.
Bir de Peygamberimizin hanımlarına yönelik Ahzab suresinde hayli müennes zamirler, müennes anlatımlar var. O da fikir vermesi açısından faydalı olacaktır. Biraz burayı hızlı geçeceğim. Ya eyyühennebi, ey peygamber, kulli ezvacike, hanımlarına de. Nebi, peygamber, ezvaç, eşler. İn küntünne türidnel hayate dünya ve zinetehe, eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız, fetealeyne, haydi gelin, ümetti'akünne, size dünyalık mal vereyim, ve üserrihkünne, serahan cemile ve güzellikle sizi boşayayım. Ve in küntünne türidne Allah ve Resule ve daral ahire, Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu eğer istiyorsanız, fe inna Allah, şüphesiz Allah, e'addelil muhsinati minkünne, Allah sizden muhsin olanlara, güzel işler yapanlara hazırlamıştır. Ecran azime, çok büyük bir ecir, mükafat hazırlamıştır. Yani sen nebiyyim, ey peygamber hanımları, men ye'ti minkünne, sizden her kim işleyecek olursa, bir fahişetin mübeyyine, çirkinliği aşikar bir günah işleyecek olursa, bu fahişeyle burada ifade edilmiştir, çirkin bir şey. Yudaf lehel azabu dıfeyni, azap ona iki kat olur. Yani peygamber hanım olduklarından dolayı elbette göz önündeler. Yaptıkları dikkat çekecektir. Bunun hukukuna riayet etmediklerinden azap iki kat olacaktır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ, bu Allah'a çok kolaydır. Ve men yagnut minkünne lillâhi ve rasûlihi, ve sizden her kim Allah ve Resulü için boyun eğer ve tamel salihan ve salih amel işlerse, nü'tiha ecraha merrateyni, onun ecrini iki defa veririz. Kat kat veririz. Ve a'tedna leha rızkan kerime, hem onun için hoş bir rızık hazırladık. Burada da kırmızıyla gösterilenler müenneslerle alakalı kullanımları bize göstermekte. Yani sen nebiyyim, ey peygamber hanımları, lestunneki ahadim minen nisa, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Yani kendinizi diğer kadınlarla aynı tutmayın. İnit tagaytunne, eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, fela tahtane bil gavl, cilveli bir şekilde konuşmayın. Feyat mahalledi fi galbihi marat, ta ki kalbinde maraz olan ümide kapılmasın. Burada tabi peygamber hanımlarının şahsında ümmetin hanımlarına bir ders veriliyor. Konuşurken dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. Ve gulne gavlen marufe, güzel doğru söz söyleyin. Ve karne fi buyutikunne, evlerinizde oturun. Ve la tebarracne tebarrucel cahiliyetil ula, ilk cahiliyede kadınların açılıp saçılması gibi açılıp saçılmayın. Yani demek ki açılıp saçılma cahiliye döneminin adetlerinden. Tabi evlerde oturun, yani kadın dışarı çıkamaz anlamında değil, ihtiyaç olduğunda çıkar. Ve akimnas salate, namazı ikame edin, kılın, dosdoğru kılın. Ve etine zekate, zekatı verin. Ve etiyen Allah'a ve Resul'e, Allah ve Resulüne itaat edin. Burada da kırmızıyla gösterdiklerimiz müenneslerle alakalı fiillerin kullanımı ve bu tarz kullanım Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşımıza çıkmakta. İnnemâ yuridullah, Allah ancak şunu murad ediyor. Liyuzhibâ ankumur ricse, sizden kiri gidermek. Ehlel beyt, ey ehli beyt, ey peygamberin hane halkı, sizden kiri gidermek ve yudahhirakum tathira, ve sizi tertemiz kılmak istiyor. Vezkürne, yad edin, zikredin, meyyutle okunanları, fi buyutikunne, evlerinizde okunanları, min ayatillah vel hikme, evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti tezekkür edin, yad edin. Hazreti Peygamber'in hane halkı şahsında
ümmetin evlerinin nasıl olması gerektiği ile alakalı Allah-u Teala bize ders vermekte. Gördüğümüz şekliyle gerçekten de Kur'an-ı Kerim'de müzekker, müennes dikkat çekici şekilde birbirinden ayrılmakta. Ve müenneslere yönelik kitaplarda belli kalıplar var. O kalıplara göre gelmekte. Zaman içerisinde bunları daha net olarak kavrayacağız, anlayacağız inşallah.